sonra bu Türkiye 100 küsür ilahiyat fakültesi açmasına rağmen Elmalı'nın gösterdiği ilmi hassasiyete yaraşır bir tek tefsir eseri vermedi. Bu bizim için, tefsirciler için bir utanç vesilesidir. 3 makale, bir yarım yamalak kitapçıkla akademik kariyerini bitirip gözünü ya rektörlüğe ya milletvekilliğine diken adamlardan bu millete, bu medeniyete, bu Kur'an'a hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey gelmez. Gelmez. Hayır gelmez hocam. Ve ne yaptıklarını görüyoruz. Yarım yamalak 3-4 makale yasak savma kabiliyeler. Bir de çalma çırpma bir kitap. Başına da Kur'an-ı Kerim'e göre şu kavramı, Kur'an-ı Kerim'e göre bu kavramı, Kur'an-ı Kerim'e göre infak kavramı. Şu arka odaya atın beni. Şamile programı verin. Bir de bilgisayar verin. Haftaya ben size vereyim tezi. Bir hafta süren hocam. 4 sene, 5 sene doktora yapıyor bununla. Ömründe öğrendiği tek şey 4 sene akademik şeyini bir kavrama endekslemiş abi. Bir kelime öğrenmiş abi. Bu. Bu adam hasbelkader profesör oluyor. Yanından kibirden geçilmiyor hocam. Ne biliyorsun? İnfakı biliyorum hocam. Başka? Bu. Daha hak getireyen, daha çalışmıyor ki. Yeter. Tabii. Yüz, yani ya dekanlık, ya rektörlük, ya genel müdürlük, ya siyaset. Çünkü burada akademik kariyer bunun için devşiriliyor. Niye? Görmemiş ki ya hocam. Görsün çocuk, o da görsün hocam. Bir kere VIP'den o da bilsin yani. Ne oluyor? İlmin zerre kadar itibarı yok. Ondan sonra yanıp yakılıyoruz hocam. İlk 500 üniversite arasında niye yokuz? Citation Index'te bizi tarayan hiç adama niye atıf yapsınlar abi? Theodor Noldek 1900'lü yılların başında ne Şamile var, ne bilgisayar var, ne başka bir şey var. Bir Kur'an tarihi yazdı. Onun o gün kütüphanelerde yazma eserleri kurcalayarak bulduğu malzemeyi bugün internet ortamında bu kadar dijital teknolojik imkana rağmen bulamıyorsunuz. Şapka çıkarıyorsunuz. Tamam, oryantalistin niyetinden ben de kuşkuluyum, emin değilim ama çalışma disiplinine şapka çıkarmak zorundasınız. Buna şapka çıkarmak zorundasınız ve örnek almak zorundasınız. Bak, Fuat Sezgin Hoca gitti. Hocası ona nasıl bir çalışma terbiyesi verdi gördünüz mü? Ben 3-4 sene önce Frankfurt'ta onun enstitüsünde kalıyordum. Drakula'nın şatosu gibi çok sevimsiz. Korkunç da bir şey. Ömer Özsoy'a dedim ki ben burada korkuyorum. FETÖ'cüler gelir dedim, valizime esrar mesrar bırakırlar. Beni tutuklattırırlar. Sen beni buradan al dedim. Evine al. Yani ben korktum burada. Bir de Fuat Hoca'nın yüzüyle gece karşılaşsan çok korkarsın. Hocam anlatayım. Pencereyi açtım, sigara içiyorum kaçak. Pazar günü, günlerden pazar, saat 8.30 civarları, hocanın gri Mercedes'i kapıda. Enstitüye gelmiş, yaş 90-92, hala çalışıyor. 90 küsür yaşında pazar günü çalışmaya gelmiş. İşte böyle, böyle olacak. Böyle olursan işte o Alman idealizmi denen o disiplin, o seni hayran bırakan o otomobiller, o sanayi, o öyle çıkıyor işte hocam. O eserler öyle bir çalışma disipliniyle çıkıyor. Bak, hala bir tefsir yok. Ben karınca kararınca, aklım neye erer, neye yeterse ben bu yola baş koydum. Ben bir tefsir araştırmacısı olarak bu dünyadan gitmek taraftarı değilim. Bir tefsir yazarak gitme azmindeyim. Karşı mahallenin insanlarını da dikkate alıyorum. Empati kurarak bu çağın çocuklarının kötülük sorunu, teodise, deizm,
Allah insan ilişkisi gibi sorunlarına da parmak basa basa gidiyorum. Ha ne kadar ikna ederim edemem bilemiyorum ama tefsir ilminin disiplinini de ciddiyetini de korumaya çalışıyorum. O açıdan böyle tefsirde bizim kavram analizlerine baktığınızda sıkılacaksınız. Oraları geçin. Ama çünkü tefsir aynı zamanda linguistik dil bilimle yapılan bir şey. Böyle uçuk kaçık yorumlarla olmaz. Bayraktar Hoca gibi aklıma bu gece rüyamda şu geldi deyip yazdığınızda bu tefsir olmuyor hocam. O açıdan ama tembeliz. Çalışmıyoruz. Sadece çalışana taş atıyoruz. Çamur atıyoruz. Adamın işi gücü yok. Antalya İlahiyat'ın sınıflarından Mustafa Öztürk aşağı, Mustafa Öztürk yukarı diye gevezelik yapıyor. Zevzek. Başka işi yok. Gücü yok. Terbiyesiz. Ahlaksız bunlar. Trol Müslümanlığı diyor hocam işte. Başka hiçbir şey değil. Kesinlikle ya. Bu trol Müslümanlığı üzerine bir sosyoloji tezi yapılması lazım hocam. İlahiyat trolleri var. Adam hayat hikayesini senin dedikodun üzerine kurmuş. Varlık felsefesi, ontolojisi o yani. Ben diyorum ki ve fil ayeti delaletü cevaz-ı neshi bil iştihat ve fil ayeti delaletü cevaz-ı neshi bil iştihat. Tövbe suresi 60 Tevilatül Kur'an. Mustafa Öztürk diyor uydurmuş diyor bir iştihatla nesih diye diyor. Ya insan haya eder be. Gider bir bakar hiç olmazsa. Eserde var mı böyle bir şey? Bu kadar ahlaksızlar ya hocam. Bu ilahiyat camiasından hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Yok. Çok kirli bir cami artık. Önce bunların ahlak sahibi olması lazım. Karakter sahibi olması lazım. Karakter ve ahlakın olmadığı yerde iman filan olmaz. Olmaz. Ben o kadar söylüyorum. Ben birçok ilahiyatçının zikrine, fikrine karşıyım. Tasvip etmiyorum. Ama onlar birer Allah'ın yarattığı kul. Belli ki başka bir çevrede yetişmişler. Başka bir hakikate inanmışlar. Kendi yollarında Allah selamet versin. Hepsi bu kadar hocam. Ne yerler, ne içerler, ne konuşurlar, ne yaparlar. İşim bu değil ki benim ya. Benim bir yığın işim gücüm var. Ben Marmara'ya gelin, derslerimi kayda alın. Hiçbir hoca ismi bir şey zikretmiyorum. Ders anlatıyorum, konum neyse ve çıkıyorum. Benim işim onun bunun dedikodusunu yapmak. Ama Marmara'daki öğrencim buradaki arkadaşından haber oluyor. Hocam sizin buradaki ilahiyatta sabah akşam sizin tantananız yapılıyor. Abi bu nasıl bir ahlak ya? Varsa bir tartışacağım bir şey. Bir mail atarsın Mustafa Hoca. Geçen de şöyle bir iştihatla nes diye bir şey söylemişim. Yani bunun kaynağı maynağı var mı diye. İlim ahlakı bunun muciptir değil mi? Ben de sana derim ki kardeşim bak bu İmam Maturidi'nin Tövbe Suresi İnneme Sadakatülül Fukaray ayetinin işte ilerisinde Hazreti Ömer'in müellefeyi koyup rivayetini zikrettikten sonra gelen paragrafın başındaki ilk cümle budur derim. Bak sana bak satır satır söylüyorum. Sen de bakarsın olur biter. Böyle olacak. Bunların henüz şahsiyetleri oluşmamış. Yok.